Arkadaşlar herkese merhaba. CF Moto 250 NK ile ilgili size kısaca bilgiler vereceğim. Aksesuar uygulamaları yapmıştım bir önceki videomda. Onları biraz ilavelerim oldu. Şimdi onlardan bahsedeyim. Şöyle, çantamız takılı değil. Önceki videoda çanta takılıydı. 3D Damla Sticker Limited Edition. Gerçekten öyle oldu. Motosiklet. Şimdi anlatınca anlayacaksınız. Şöyle konsoldan başlayalım. Topuzlarımız var. Depoyla uyumlu. Telefon tutucu aynanın altındaydı. Buraya aldım. Altına da lastik koydum titreşimi engellemesi için. Bu şekilde telefon ekranı da engellemiyor. Telefon tutucunun konumunu değiştirdim. Böylece şu tuşlara daha rahat erişebiliyorum. İkinci olarak şuraya çift çıkışlı USB. Neden çift çıkışlı? Çünkü bir tanesi burada. Seyahat halindeyken telefonu şarj edecek. Diğeri ise buradan gelecek ön tarafa. Burada ne var? Aksiyon kameramız var. Burada SC6 Legend, yani Giro özellikli, titreşim engelleme özellikli kameramızın montajını yapacağız. Onu şarj edecek. Geçiyorum tekrar konsola. Burada gördünüz mü? Küçük kırmızı bir düğmemiz var. Bu da sis farı. Sis farını ilk başta görememişsinizdir. Şimdi ben size göstereceğim. Farın altına dikkatlice bakın. Gerçekten profesyonel olduğu MT9 Tracer tarzı çift spot, yatay ışık, 3 modlu, beyaz ve sarı yanabilen. Gerçekten farın 4 katı gücü var. Net söyleyebilirim. Köy yolunda denedim. Bu şekilde. Evet. Devam ediyorum. Gidondaki aksesuarları anlattım. Az önce radyatör korumayı da görmüşsünüzdür. Onu da ben kendim yazdım. Alüminyum üzerinden. Motor koruma takozlarımız var burada. Kaldırma sehpası mavi takozlarımız var. Lastiklerim sıfır. Anlas. Viento Sport. Alır almaz lastikleri çöpe attım arkadaşlar. GP Composite'in çanta demiri var. Shot'ın çantası var. Sel altında da uçak kanadı çakar modülü var. Onu da birazdan açarım, size gösteririm. Başka, size 2022 ile 23 arasındaki farkları anlatmıştım. Bir şeyi unutmuştum orada. Bakın aynalar katlı şu anda. Aynaları katlayabiliyorsunuz. Ayarı değişmiyor. Yani civata buradan gevşemiyor arkadaşlar. Ekranda da koruyucu film var. Aklıma geldikçe. Burada önceki videomda burayı kedi stop çakar yapmıştım. F1. Motorun üstü ve çamurlu arasında bayağı bir mesafe olduğu için buraya da bir ışık koyma gereği duydum. O yüzden kedi gözünü ışıklandırdım. Onu da çakara bağladım. Plaka ışığını kapattım. Bunun ışığının etkisi gitmesin diye. Birazdan açacağım size. Bu videoyu aksiyon kamerayla çekiyorum. Bir öncekini telefonla çekmiştim. Motor diğer taraftan böyle. Çantalı halini kanalımdaki diğer videolardan görebilirsiniz. Evet. Jant şeritleri. Reklektif. Yansıtıcılı. Ön cam aksesuar. Tam Apache işi değil. Tam olgun adam işi. Motosikletten anlayan adam işi oldu. Motor bu arkadaşlar. Şimdi bir kontağımızı açalım. Mükemmel bir animasyon karşılıyor burada. Evet. Şimdi. Bakın. Sarı beyaz yanıyor. Şöyle. Şu an motorun farları yanıyor arkadaşlar. Kolonun dibinden görebilirsiniz. Düğmeye bastım. Sarı beyaz. Açtım. Kapattım. Beyaz. Her aç kapatta mod değişiyor. Bakın şu an beyaz aktif. Yani kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama bu tamamen sis farı böyle. Ve gündüz, bakın daha gün batmadı. Karşıdaki görüntü bu. Eğilince göz alıyor. Aynı hizadayken göz almıyor. Bu şekilde.
biraz. Çok şık oldu bakın elimdeki bu far. Şöyle. Şurası sis. Bakın şimdi. Işık böyleyken şöyle düğmeye basacağım ve sisi kapatacağım. Sadece farla baş başa kalacaksınız. Evet. Farı da kapatıyorum. Böyle. Tekrar açayım. Çakarı göstereceğim size. F1 uçak kanadı çakar. Profesyonel bir şekilde tesisata bağlandı. Kendim bağladım. Bu konuda isteyenlere yardımcı olurum. Bakın. Dediğim gibi motorun yukarısı bu şekilde ikaz ediyor arkadaki yolcuları, araç sürücülerini. Aynı zamanda plakanın üstündeki kedi gözü led de ona eşlik ediyor. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Kameraya nereye yansıyor bilmiyorum. Bir fren yapıp göstereceğim size. Kamerayı koyabilirsem şuraya. Abi, sana zahmet frene basar mısın? Videodayım da. Tek başıma zor oluyor. Ha, çekiyorum şu anda. Sağ taraf. Yok, şuraya basar mısın sadece? Hayır. Ben sana bas dediğimde bas. Şimdi değil. Basar mısın? Basılı tut. Evet, çakar yapıp ondan sonra sabitleniyor. Bırakalım freni. Bırakınca tekrar devam ediyor. Teşekkür ediyoruz abimize. Böyle arkadaşlar. Elimden geldiğince videoyla anlatmaya çalıştım ekstraları. Tavsiye ediyorum. CF Moto. Çin malı değil. Avrupa'yı parçalar kullanılıyor. Ben memnunum. Tecrübeli motorcuyum. Beğenmesem zaten almazdım. Hatta şimdi Allah nasip ederse 4000 kilometrelik bir yola gideceğim. Çantamı koyacağım. Arkasına Amazon'dan aldığım karbon moto geniş çantamı takacağım. Intercom falan var. Dediğim gibi çift şarjlı sistem yaptım. Profesyonel. Onunla da aynı şekilde. Telefonumda da navigasyon açık olacak. Böyle bir tur motoru. İsterseniz de şehir içi motoru modunda oldu motor. Kaldırma sehpası da aldım. Takozlar alır almaz. Bu şekilde. Son kez bir tur atayım şöyle. Aslında karanlık bir yerde de sisleri size göstermek istiyorum. Her aç kapada mod değişiyor. Sarı, mesela şu an uzak far niyetine geçiyor. Kapattım, bir daha açtım. Sarı beyaz. Beyaz. Bu şekilde arkadaşlar. Anlaşılıyordur videodan. Yani köy yolunda önünüzdeki her şeyi aydınlatıyor. Karşındaki sürücünün de gözünü almadan. Bu şekilde bu rengi ben seviyorum. Yani kir tıkmıyor kolay kolay. Parlatmaya da gerek yok. Silince tozu pisliğe gidiyor. Gri de aynı şekilde. Sadece çamurla cila uygulaması yaptım. Onun dışında makine bu. Efeler diyarından, Efe Bezek'ten herkese selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.